Bağcılar Belediye Başkanı ve adayı Lokman Çağırıcı bizlerle birlikte hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Cumhurbaşkanı da yoğun bir programı var. 8 miting dedik. gerçekten en çok miting yapan da ne diyelim siyasi isim oldu. Cumhurbaşkanı Her zaman gibi. Erdoğan. Evet. Her zaman gibi. Ama galiba son miting Bağcılarda olacak. Ne Tür zaman olacak? İsterseniz bu bilgiyi paylaşarak başlayalım. Türkiye finalini bağcılarda yapıyoruz. Hı hı. Ee, <laughs> cumartesi akşam e, öğleden sonra 15:30'da inşallah tüm hemşehrilerimizi, sade bağcıları değil, gönül dostlarını bağcılar meydana bekliyoruz. Çünkü bağcılar meydan az kaldı hı hı. bir rütuşla beraber İstanbul'un en büyük meydanı haline geliyor. 55 bin metrekareyle. Onun ilk etabının inşallah bugün de aynı zamanda açılışını yapacağız. Altında otoparkıyla, şimdi Millet Kıraathanesi, Kütüphanesiyle ve iki ada etrafıyla birlikte eski yapıların dönüştüğü bir Bağcılar Meydanı inşallah belediyecikteki 25. yılımda Bağcılar'a kazandırmış olacağız. Evet. E, <laughs> Projelere geçmeden önce kısaca esasında şu soruya cevap vermenizi isteyeceğim. E, Cumhur İttifakı halkta nasıl bir e, karşılık buldu? Siz ne gözlemlediniz bu seçim süreci zarfında? Tabii e, halkımız hemşerilerimiz her şeyin bilincinde. Yani e, Cumhur İttifakı'nın e, yeni kapıda 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız bu ittifakın aslında 1453'lere dayandığını söylemişti. O açıdan yol yürüdüğü kişilere kişilerin çok iyi bakması lazım. İnşallah bu Cumhur ittifakının da ülkemizin bekası için gerçekten son gelinen süreçte dünya üzerindeki zulümlerde özellikle İslam coğrafyasında sesini yükseltebilen bir tek Türkiye'nin olduğu bir süreçte çok büyük bir anlam ifade ettiğinin gerçekten herkes bilinci içerisinde ve Bağcılar özelimize geldiğinizde Bağcılar'da biz gönül belediyeciliği noktasında yıllardır gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hangi partili olursa olsun hiçbir fark gözetmeksizin Bağcılar'da biz bugüne kadar hem seçim çalışması yaptık hem de hizmetlerimizi yaptık. Hatta birçok partinin tabanından da oy alan birisi olduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ee, Bağcılar'ın bizdaki çalışmalarda e, özellikle Balkan coğrafyasından gelen hemşehrilerimizin ilk e, yerleştiği ilçe Bağcılar, daha sonra tüm coğrafyadan ve hatta Kazakistan'dan göç alarak oluşan bir ilçe. Çalışmalarımızın içerisinde bu kültür mozaiğini biz gerçekten çok önemsiyoruz. Ve e, hiçbir seçimde bugüne kadar bir aday adını veyahut da bir parti ismini zikretmedim. prensip olarak. Hı hı. Çünkü ben belediye başkan adayıyım. Her partinin tabanından oy almak, her bağcılardaki yaşayan 750 bine yakın hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurmak istedim. O açıdan siyasi partilerle e, siyaset yapmak onların ismiyle liderlerin işi, liderlerimizin işi. Biz yerel yöneticileriz. Buna hep dikkat etmeye çalıştım. Fakat ilk defa bu seçimde e, bir belediye başkan adayına, e, bir başka partinin adayına cevap vermek zorunda kaldım. Onun için bağcılarla hemşerilerimizden de ben özür diliyorum. Ama sebebini de bir sormalarını istiyorum. Bize Sorduklarını bir kabul iddia ediyorum. Vardı Sorduklarını herhalde. kabul ediyorum. Bağcılar 92'de ilçe olduğunda gerçekten imaj olarak da, yaşayış olarak da çok sıkıntılı bir ilçemizdi. Çünkü yıllarca Bakırköy Belediyesi'nin terk edilmiş bölgesi olarak Bağcılar. 42 yıllık Bağcılar'dayım ben. Bağcılardaki yaşayışın ne olduğunu, sıkıntıların ne olduğunu da çok iyi bilen birisiyim. Eee de 32 yıl önce siyasete başladım. Cumhurbaşkanımız il başkanıyken ben Bağcılar'da gençlik kolu başkanıydım. 20. yıllık belediyede de 20. yılım. 8 yıl belediye başkan başkan vekilliği ve 12 yılda belediye başkanlığı yapıyorum. Ve bugün sosyal medyada da baktığımız zaman gerçekten Bağcılar'la ilgili intiba Bağcılar'ımıza kesinlikle yakışmıyor. Bunu özellikle son süreçte dillendiren Sayın İmamoğlu Bağcılar'la hemşerilerimizi üzmüştür. Öncelikle bunu ifade edeyim. İki sözünden birisi Bakırköy'le, Kadıköy'le, Beşiktaş'la Bağcılar'daki hemşerilerimizi, Güngören'de, Esenler'deki hemşerilerimizi aynı kültür seviyesine çıkaracağız diye ifade ediyor. Hı hı. Bu Bağcılar'daki yaşayan hemşerilerimize gerçekten bir hakaret olduğuna ben inanıyorum. Çünkü eğer belediye başkanı olduğunda diğer belediye başkanlarının neler yaptığını baksaydı, ben Büyükşehir Belediye Başkanı aday olsaydım, özellikle rakip partideki belediye başkanlarının neler yaptığına şöyle bir bakardım, ona göre konuşma yapardım. Bakın, Bağcılar'ın imajı, Bakırköy'den gelen imajını biz sildik. İnşallah bir iki yıl içerisinde çok daha farklı bir Bağcılar'ı hep birlikte göreceğiz. Ben diyorum ki, Sayın İmamoğlu, ben belediyecilikte de kendisini iyi tanırım. Aslında arkadaşlığımız da vardır kendisiyle. Ama siyasi bir sürece girildiğinde gerçekten söylemlerimize hiç dikkat etmiyoruz. Ve bir diğer bir insan bak siyaset döneme göre değişmemeli. Kişilere göre de değişmemeli. Veya bir fazla oy alacaksın diye diğerlerini yermemek lazım. Sayın İmamoğlu, Türkiye'de yüzme havuzlarında öğrencilerin beden eğitimi dersi yaptığı bir tek yer var. Oranın adı Bağcılar, ücretsiz olarak. 10. yüzme havuzunu yapıyoruz. Ve, ve 19. kapalı spor salonunu yapıyoruz Bağcılar'da. Kültürü bir gelin bir buradan bir değerlendirin. İnternette şöyle bir gezinmesini ben arzu ediyorum. Bağcılar'la ilgili belediyemizin sitesinde neler var bir baksın. Ve Bağcılar'da İstanbul'da devlet kütüphaneleri dahil en fazla kullanılan ikinci kütüphane Bağcılar Şehit Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi. 3 ön çorba veriyoruz. 24 saat açık bir önde yemek veriyoruz orada biz öğrencilerimize. Ve yine Bağcılarımızda gençlik merkezimizde 22 bin gencimiz sadece ders veya üniversite hazırlığı yapmıyor. Orada 40'a yakın farklı branşlarda eğitim de alıyor aynı zamanda. Okçuluk kursundan bağlama ve saz kursuna kadar. ikinci gençlik merkezimiz bitmek üzere. 350 yataklı öğrenci yurdu var. Üçüncü gençlik merkezimizi başlayacağız. Orası da uluslararası gençlik merkezi olacak. Ve yine <laughs> bağcılarımızda gençlerimiz çok farklı. Geçen yıl bir yıl içerisinde 7 adet halı sahayı inşa ettik. Kapalı halı sahayı. Ve öğrencilerimizin özellikle buralardan istifade edebilmeleri için de bunları okul bahçelerine inşa ediyoruz. Kapalı spor salonlarını ve halı sahaları. Yine yüzme havuzlarını okullara yakın yerlere yapıyoruz. Şimdi hedefi büyüttük. Bağcılarımızda 22 mahallemizde 22 yüzme havuzu artı iki adette uluslararası müsabakalar yapılabilecek yüzme havuzu. Bugün İstanbul'da belediye olarak yüzme havuzlarının en fazla olduğu ilçe Bağcılar. 10. yüzme havuzunu yapıyoruz. İnşallah evet. bir iki yıl içerisinde 26 tane yüzme havuzu olacak. Evet. Marifet yüzme havuzunu yapmak değil. İşletme maliyeti çok yüksektir biliyor musunuz? Hı. Ve yine diyorum ki Sayın İmamoğlu engellerle alakalı bir konuya değiniyor bir televizyon programında ve oradaki karşısındaki bizim ee, çok gerçekten e, alanında da uzman olan bir kişi kendisine diyor ki siz engellerle ilgili konudan bahsediyorsunuz. Berik yaptığınızdan onun diyor çok daha büyüğü Bağcılar'da var diyor. Ve İstanbul'a yayacağını söylüyor. Biz 20 yıl önce Bağcılar'da 5 katlı rehabilitasyon merkezi yaptık. Ve bunu hiç biz konuşmadık. Çünkü ona fırsat gelmedi ki. Yanına 16.500 metrekare engeller sarayı inşa ettik. Ve ben bunu yaparken o 6-7 tane Avrupa ülkesini gezdim. Hatta Japonya'ya kadar da gittim. Engellerle ilgili neler yapıyorlar diye. Tüm dünyada yapılan engellerle ilgili hizmetlerin tamamını bir merkezde evet. topladık ve adına da Engeller Sarayı dedik. Ve diyorum ki sosyal hayat bağcılarda var. Hı hı. Gönül belediyeciliği Bağcılar'da var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın hedeflediği gönül belediyeciliğine Bağcılar önümüzdeki dönem ulaşacaktır ulaşılabilirliği gerçekten çok önemsiyorum. 42 yıllık bir bağcılarlıyım. Tekrar ifade ediyorum. 32 yıldır siyaset yapıyorum. Belediyecide 20. yılım. Bağcılar'da halen gülen yüzlerle karşılanabiliyorsam bu benim maharetim değil. Bağcılarlı hemşerilerimizin sevgileri ve kurmuş olduğumuz gönül köprüleri ve <laughs> Engelliler basketbol takımımız süper liglerde oynuyor. Şu anda Türkiye'de uluslararası müsabakalarda engellerle alakalı ülkemizi biz temsil ediyoruz. Rio olimpiyatlarında biz temsil ettik. 2020 Tokyo olimpiyatlarında bağcılar olarak biz temsil edeceğiz. Ve Engelliler sarayında bir kursumuz daha var bakın. Özellikle buradan bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü kekemelikle alakalı biz kader zannediyoruz bunu. Ve toplumumuzda gerçekten bilinçlenmeye ihtiyacı var bu konuda. E, ee, i̇ki yıl, iki buçuk yıl içerisinde 2500 kekeme tamamen sağlığına kavuştu. Evlerinden aldık. Okullarda testler yapıyoruz her yıl. Türkiye'de kekemelikle alakalı kurs sadece Bağcılar Belediyesi'nde var. Maliyeti yüksek. Piyasada var bunlar ama 10 bin TL'den başlıyor. Biz tamamen ücretsiz olarak bunu karşılıyoruz. Geçenlerde Başka ilçelerden gelmek isteyenler de belki olabilir tabii <laughs> ki. Belki değil. Çok fazla var. Hı hı. Ama yerimiz olursa alabiliyoruz. Hı hı. Çünkü bunun için yetişmiş uzman hocalara ihtiyaç var. Bunu piyasadan alamıyorsunuz. Biz bunu 3 yıl yetiştirdik öncesinden. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Geçenlerde bir mail aldım. Bağcılar'da 20 yıldır ben sabah uykusu nedir bilmem. 20 yıl içerisinde her yıl Ailemle tatile giderim herkesin gittiği gibi. Ama 20 yıl içerisinde 10 günden fazla hiç gitmedim biliyor musunuz? Yeni belediye başkanı olduğumda ulaşılabilirliği çok önemsedim. Ee, seçim kartlarında kart vizitlere cep telefonumu yazdım. 20 yıl önce meclis üyesi adayı olurken. 20 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Hiç telefonda değiştirmedim. Müsaade ederseniz burada da ekranlara o numarayı yazmak istiyorum. 0533 275 10 06. 0533 275 10 06. Şu anda tabii ki programdayım. Ama arkadaşlar bakacaklar. Mutlaka cevapsız da düşse 20 yıldır geri aramadığım bir kişi olmamıştır. Ve ben bugün ve ben sizlere. bugün miting meydanlarında şunu söylüyorum bağcılarda. Bana ulaşamayan var mı diye ulaşılabilirliğinin ne olduğunu az sonra ifade edeceğim. Ya zaten halkımız ulaşamadığı zaman sandıkta bunun cevabını veriyor. Aynen biliyor. öyle. Ve belediyeye gelen elektronik belediyecilikte, e belediyecilikte Türkiye'de ilk sıradayız. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Ben belediyeye pek uğramam. Tüm imzaları da telefondan atarım. Ancak randevu verdiğim zaman uğrarım. Ben kime randevu vereceğim? Bağcılar'da yaşayan hemşerilerimize. Ben zaten arazideyim. Onlarla arazide görüştüğüm için orada da rahatım. Telefonla ilgili yoğunluğum oluyor mu? Olmuyor bakın. Bir iddialı bir şey söylüyorum. Çünkü Bağcılar'da herkes zaten bana ulaştığı için zannediyorlar ki canlı yayında geçen bir kanalda daha verdim. Kanaldan önce böyle bir şey dedim yapabilir miyim yazdırabilir miyim? Tabi dedi ama çıktıktan sonra da yanıma gelip telefon elinde gelir misin dedi. Hay hay gelirim dedim. Geldim 7 dakika sonra telefon çaldı. Dedi ki niye? Ulaşamayacak diye mi aramadılar? Hayır dedim. Zaten Bağcılar'da benim telefonum yıllardır herkeste var. Onu, eğer şeffaf olursanız, ulaşılabilir olursanız çok rahat hareket etme şansınız olur. Allah'ın bildiğini herkes bilsin diye hareket ederseniz rahat olursunuz. Tüm sosyal medyalar, Facebook, Instagram, Twitter ve belediyeye gelen tüm mailler, Bağcılar Belediyesi adına tamamının bir nüshası benim telefonuma bağlıdır. Bir, bir nüshası bana düşer. Ve herkes bilir ki Bağcılar Belediyesi'ne çalışan arkadaşlarımız başkan bunu görüyor. Ama ben tamamını görürüm. Şu seçim süreci de dahil. 07'de çıkarım evden. 2 aydır. 01'de eve giderim. 01'den 03'e kadar da o ulaşamadığım, bakamadığım maillere bakarım. Cevaplarını hazırlarım. Sabahleyin de yine 7'de bismillah derim. evinden çıkarım. 2 aydır tempom budur ve dimdik ayaktayım. Gıdam, Bağcılar'ın gülen yüzü. Şimdi seçim çalışmalarında müsait olduğumda bakıyorum tabii. Hı. Bir mail geldi. Nereden biliyor musunuz? İsveç'ten. Diyor ki: "Sayın yetkili, Tabi belediye başkanına ulaşacağını bilmiyor. Bağcılar Belediyesi'ne yazıyor. Evet. Ben İsveç'ten yazıyorum. Ben Türk değilim. Türk vatandaşı değilim. Fakat sosyal medyada gezinirken bir hizmetinizi duydum kekemelikle alakalı. Oraya aradım. Dediler ki bağcılar dışından almıyoruz dediler. Ama ben İsveç'teyim. Eğer müsaade ederseniz, yardımcı olursanız bedeli neyse ödemeye hazırım. 3 ay, 6 ay bağcılarda da kalmaya hazırım. Yeter ki çocuğum iyileşsin. Bunu buna bana müsaade eder misiniz diye yazmıştı. Mail düşer düşmez hemen aradım. O anda denk geldi. Dedim ki ben Lokman Çağrıcı Bağcılar Belediye Başkanı. Gerçekten mi dedi. Evet dedim. Niye sordunuz dedim. Dedi ki ben Bağcılar Belediyesi'ne mail attım başkanım dedi. Size atmadım ki dedi. Hemen mi ulaştırdılar dedi. Evet dedim. Direkt mailin bir nüshası bana gelir. Ben de müsaittim hemen aradım dedi. Çok memnun oldum dedi. Türkçe çok iyi Türkçe konuşuyor. Evet. Makedonmuş. Müslüman Hı. Makedon. Hı. Oradan İsveç'e gitmiş. Bakın bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. İsveç dünyanın en gelişmiş ülkesi. Evet. Peki dedim orada tedavi ettiremediniz mi dedim. Dedi ki başkanım çok yerlere götürdüm ama burada dedi kekemelikle alakalı tedavi yok dedi. Türkiye'de var. Yani sadece ben yapıyorum derken belediye Hı. olarak biz yapıyoruz. Yoksa tedavileri var, yani pahalı. Siz 10 bin almıyoruz, 10 bin evet. TL'den başlıyor. Ee, dedi ki burada çok götürdüm. Ama dedi burada tedavi tedavi uygulaması yok dedi. Ne var dedim? Benim çocuğum dedi. 12 yıldır kekeliyor. 16 yaşında dedi. 12 yıldır götürüyorum, psikologlara götürüyoruz dedi. Psikolog diyor ki dedi bu bir kader. Bununla yaşamaya alışacaksın diye çocuğun tedavisi bu dedi biliyor musunuz? Şöyle bir ilkildim. Dedim ki gerçekten çok büyük bir hizmet yaptığımızı bir kez daha anladım dedim. İşte gönül belediyeciliği, ulaşılabilirliğin ne olduğunu ben bir kez daha anladım. Gelecek Benim mi gece dedi? efendim tabii gelecek, ge gelecek tabii ki. Evet. Benim telefonum haftada 2-3 kez gece çalar. 2, 2.5, 3. Ama önemli işi olanlar arar biliyor musunuz? Telefonum çalmadığı zaman o kadar huzurlu uyuyorum ki Bağcılar'da problem olsaydı telefonun çalardı diyorum. Evet. Ee, şimdi Sayın Çağrıcı siz bir minibüste de direksiyon başına geçtiniz. O görüntülerde sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Ee, biraz o günden bahsedebilir miyiz? Şimdi şunu özellikle ifade edeyim. görüntülerde ekranda paylaşıyoruz. Özellikle. Şunu da özellikle ifade edeyim. Belediyecilikte 20. Yılım. Bugüne kadar gerçekten söylüyorum. Yapmacık sevmedim yapmacık hiçbir hareketim olmadı. Bunun meselesi minibüs durağına kahvaltıya gittim. Kahvaltıyı yaptım. Minibüsçü arkadaşlarımız oradan beni uğurlarken aklıma geldi. Ne geldi biliyor musunuz? 1984'lerde abimin 3 arkadaş ortak bir 25 kişilik magrusu vardı. Topkapı avcılar çalışıyordu. Ben de orada muavinlik yapıyordum. Tabi o zaman da az çok da bir kullanılmışlığımız var daha sonrası için. Tabi minibüsü uzun süreli hiç kullanmadım. Tabi minibüsüm olduğu kısa süre kullandım ama dolmuş hiç kullanmadım. Evet. Dedim ki şoföre müsaade eder misin dedim ben kullanayım. O anda karar verdim ama bakın ne yanda televizyonum var ne kameraman var vesaire filan. Bu çekimler de bizim yanımızdaki seçim esnasında gelen arkadaşların telefondan yaptıkları çekim. Bakın telefondan yaptıkları çekim. Tabii dedi. Aldım bağcıların bir ucundan öbür ucuna kadar indi bindiyle normal servisçilik yaptım. Ve mümkün olduğu kadar hata yapmadım demiyorum. Gerçekten şöyle dikkat edecek bir hatam da olmadı. Dur kalklarda dahil, irkilmelerde dahil. Hı hı. Tabii en mutlu olduğum ne biliyor musunuz? Gören başkanım diyor. Evet, nasıl tepki verdiler diye Gören başkanım, başkanım diyor. Eğer bugün bağcılarda 8 yaşından büyük çocuklar Dokman amca diye bana koşmuyorsa ben o ilçede yaşamıyorum demektir. 12 yıldır ben tüm okullara her yıl giderim. 90 tane okul vardı. Şimdi 115 oldu. Her yıl giderim o çocuklarla, o gençlerle genç bakış yaparım. O açıdan Bağcılar'da 88 yaşından büyük tüm gençler, çocuklar çok çok iyi tanır. Bağcılar'la hemşerilerimiz iyi tanır. Birebir şahsen tanırım. Bakın iddia ediyorum. İsimlerini söyleyemeyebilirim. Hemen el kaldırıyor. Buyurun diyorum yolculuk nereye? Diyor ki işte Malta durağına gidiyorum veya şuraya gidiyorum. Bu benim için büyük bir mutluluk oldu biliyor musunuz? Heyecanım arttıkça uykuyu azaltıyorum. Bazıları hemşerilerimize ben daha önceki seçimlerde de hep şunu ifade ettim. Heyecanımı artırın. %43'le evet. %43 ile aldım. %49 oldu ikinci seçimde. Üçüncü seçimde %58 yakın bir oy aldım. Şimdi Beklentiniz nedir? Karar Bağcılar'la hemşehrilerimizin. <laughs> buradan bir artış beklemiyorsunuz ama ben artış oranını söyledim, hı hı. aritmetik artışı söyledim, karar bağcılarla hemşerilerimizin Peki. ama komşularını, dostlarını bugüne kadar unutmadılar. Bir de şunu özellikle hı hı. ifade Son edeyim Son cümleniz olsun. Evet, her ve her kesimden ben oy alıyorum bağcılarda. Bakın, Alevisiyle, Sünniyle, Türküyle, Kürdüyle. Niye biliyor musunuz? Hı hı. Hiç ayrım yapmadım ben. 12 yıl sürecinde ayrım yapmadım. Cem evine de sadece seçim zamanı gitmedim, camiye de sadece seçim Hı -hı. zamanı gitmedim ve onlarla gönül dostluğum memleketlerine kadar sürdü. Evet. Çünkü Bağcılar'da ben herkesin vergisiyle hizmet ediyorum. Evet. Alevi'nin de vergisini alıyorum, Sünni'nin de vergisini alıyorum. Türk'ün de Kürd'ün de Cem evine yardım ettiğim gibi camiye de yardım ediyorum. Bağcılar'da 2000 19 sonrasındaki 5 yıl evet. gençlik yılı olacak. Evet. Projelerimin %90'a yakını şey yüzde, özür dilerim %70'e yakını gençlik projeleri. Evet. Çok teşekkür, ben Sayın çok teşekkür ediyorum ben çok Sayın Çağrıcı İyi katıldığınız için. Diliyorum. Başarılar diliyoruz İyi yayınlar. size.